Habertürk Web TV'den herkese mutlu günler. Yeni bir haftaya uyandık. Bugün günlerden 13 Mayıs Pazartesi. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği son derbi maçın ardından Sarı Lacivertliler galibiyeti, maçtan puansız ayrılan Galatasaraylılarsa lig şampiyonluklarını kutladı. Mardinli taraftarlar Reyhanlı saldırılarını kınamak için hastane önünde oturma eylemi yaptı. Ankara'dansa futbolda kardeşlik mesajı verildi. İşte Türkiye'den gerçek taraftar manzaraları. Sezonun son derbisi Fenerbahçe'nin ezeli rakip Galatasaray karşısında aldığı 2-1 galibiyetiyle bitti. Derbi sonrası olağan kutlamaların yanı sıra Türkiye'nin farklı noktalarından önemli kardeşlik mesajları geldi. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın birlik olması lazımken Mardin Kadın ve Çocuk Hastanesi'nin önünde toplanan taraftarlar Reyhanlı'da yaşanan hain saldırıyı kınamak için oturma eylemi yaptı. Reyhanlı'nın acısını paylaştı. Bir sürü etkinliğimiz vardı. Bu etkinlikleri hepsini iptal ettik. Şu an oturma eylemi yapıyoruz. Hiçbir şey acılarını, Reyhanlı'nın acılarını paylaşıyoruz. Az ölü değil. Hepsini kınıyoruz. Kalbimiz onlarla, Reyhanlı'yla. Tüm Türkiye kardeş, biz hepimiz Reyhanlı'daki kardeşlerimiz için kalbimiz atıyor. Ankara'dansa dostluk mesajı verildi. Birbirlerini kutlayan taraftarlar anlamlı bir centilmenlik ve kardeşlik örneği sergiledi. Arkadaşları da herkesi de yolda tanıdık. Bizim için güzel bir şey oldu. Son derece muhteşem bir centilmenlik örneği gösterdi. Biz arabamızda gezerken yanımızda durdu. Tebrik ederim dedi. Biz sarı dedik. O lacivert dedi. Ne oluyor dedik. Şöyle bir durduk. Arabanın önündeki bayrağa bakın dedi. Sizi tebrik ediyorum dedi. Bir baktık kocaman bir Fenerbahçe bayrağı var. Diyarbakır'da yeni doğum yapan annelerin dün farklı bir ziyaretçisi vardı. Anneliğe adım atanları kadın askerler ziyaret etti. Beklenmedik ziyaret karşısında şaşıran anneler yeni doğum heyecanını kadın askerlerle paylaştı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli kadın askerler yeni doğum yapan kadınları ziyaret ederek anneler gününü kutladı. Hediyemizi buyurun. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum yapan kadınlar ziyaret karşısında hem şaşırdı hem ilk heyecanlarını kadın askerlerle paylaştı. Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek böyle bir günde jandarmayı yanlarında gördükleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Çok teşekkür ediyoruz jandarmaya böyle bir günde yanımızda olduğu için. Biz çok mutluyuz onları görmekten. İzmir'de ikinci boyoz festivali gerçekleşti. 100 bin boyoz ve 50 bin yumurtanın tüketildiği festivalde Reyhanlı'da yaşanan patlamalardan dolayı konserler iptal edilirken etkinliğin ana teması sevgi ve barıştı. İkincisi düzenlenen Boyoz Festivali, Anneler Günü'yle aynı tarihe denk gelerek İzmirlilere çifte mutluluk yaşattı. İki boyoz, bir yumurta, buluşalım kordonda sloganıyla on binlerce boyoz tutkunu Alsancak'ta toplandı. Reyhanlı'daki patlamalar nedeniyle konserlerin iptal edildiği şenlikte İzmirliler hep bir ağızdan İzmir ve 10. yıl marşlarını okudu. Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan, festivalin kardeşlik temasında buluşturduğunu vurguladı. Çomak sokmak isteyenler olabilir. Birlik ve beraberlikle bunu aşacağız dedi. Barış'a her zaman çomak sokmak isteyenler olacaktır. İşine gelmeyenler barışa çomak sokacaklardır. Ama bizim birlik ve beraberliğimiz bütün engelleri ortadan kaldıracaktır. Minik baterist Baha bu sefer de Samsunluları sevindirdi.
Anneler Günü'nde Samsun'da sahne alan Baha, izleyenlerden tam not aldı. Minik yeteneğin sahnede annesine bir de sürprizi vardı. Yeteneksizsiniz yarışmasıyla tanınan 5 yaşındaki Baha, Samsun'da Anneler Günü dolayısıyla sahne aldı. Bir AVM'de sahne alan minik yetenek, performansı ve sempatik tavırlarıyla Samsunluların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Anneler Günü'nü de unutmayan Baha, sahnede annesine sarıldı ve çiçeğini verdi. Anne Duygu Bayırlıysa bu jest karşısında heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bana bir sürpriz oldu, bu beklemediğim bir şeydi. Baha'nın bana çiçek vermesi ve Anneler Günü'mü kutladı. Çok teşekkür ediyorum Baha'ya. Habertürk Web TV haberlerini izlediniz. Bizi twitter.com/habertürktv ve facebook.com/habertürktv adreslerimizden takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın.